Nimete geçmedi. Nimet. Ne dedi? Ya ben yazmadım veya orada durdu. Bunlar sizin notlarınız mı? Notlar, aldım not. Ama benim şimdi peygamberimiz demiş. Başka bir yer okuyayım size. Fetret ehli ile sorumluluk ehlini bilemezsen, fetret ehli şu. Ve ma künne mazibine hatta nebesen resule, biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Din gitmemiş veya din gitmiş yanlış anlaşılmış. Ehli fetret gibi yani. Ehli fetreti anlatmak için söyledim. İnsanı sorumluluk derecesine arttıran, yani insanlar ne kadar, Manisa'dasınız, kim ne kadar mesuldür? Tamam, şu sorumuza şu cevap vereceğiz. Bir, iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Murat inşallah 11'de bitireceğim, 10 dakika kal. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet derecesinde insan mesuldür. Mesela bir misal vereyim. Rüşe. Senin çocuğun var mı abi? Var. Buluç ağına geçmiş var mı? Yok, 3 geçmiş. 3'üm. Peki, senin var mı? Var, buluç ağına yaşıyor şu anda. Yani. Yaşıyor. Şimdi senin gibi bir adamın, buluç ağındaki bir çocuğu namaz kılmasa, misal. Bir de ehli dünyanın, dinin yok yöresinde, kendisi babasında. O da buluç ağına gelmiş bir çocuk, ikisi de namaz kılmıyor. Ahirette eşit midir cezası ve sabı? Hayır. Ne, nasıl olacak? Kişiye hesap, iktidar. Çok soruyu cevap verecek de ben bunun içerisini dolduracağım. İktidar, bak bir insan ne kadar mesuldür? Çok ciddi bir fıkıh usul sorusudur. Hukuk İslamiyet'tir. Bak şimdi. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Miktarı kadar, bu dördü ne kadar bir araya gelirse o kadar mesuldür. Şimdi onun içini açacağım. İktidar nedir, salahiyet nedir, mesuliyet nedir? Merak etme, sizi bırakmayacağım. Şey ne demektir diye zorlatmayacağım. İktidar, halifelere. İhtiyar, aklı muhakeme ve muvazenesi olanlara. Salahiyet, vazifen var mı? Allah sana sorumluluk yüklemiş mi? Dava adamı, davasının icrasında sevk-ü idarede vazifeli olması. Mesela ben dershanede 6 kat salahiyetliyim. Ama salahiyet olabilmesi için, mesul olmam için, oraya da mesuliyet bana eklemiş. Niçin? O zaman bana oraya şey vermesi lazım. İktidar vermesi lazım. Bir insan mesul olaması için. Hem benden hesap soruyorsunuz, hem ben müdahale edemiyorum. Mesuliyet ne demek? Bak bir daha. İktidar, halifelere. Hani şeye benziyor ya. Bir yanlışlığı gördünüz, elinizle. Yoksa dilinizle. Yoksa kalbe buğz edin. Şimdi bu hadise göre sopa alıp dışarı çıkmak lazım. İşte çıplak manada meal okumak böyledir. Sopayı tutturur, Müslüman'dan Müslüman'a adavet ve nefret olur. Adama dedim ki, ben ha, takke kafamda bu havada, sıcak havada, tamam mı? Selamun aleyküm dedim. Ne dedi biliyor musun? Sakalı ha, sakalı şarkı. Allah'ın selamı, Allah'ın hidayetine uyanlara olsun dedi. Almadı selamı. Çünkü ben şirk ehliyim. Emaresi neymiş ona göre? Vehhabi. Allah'ın selamı diyor, Allah'ın hidayetinde olanların üzerine olsun. Şimdi, onu izah, bak, mealle giderseniz böyle vehhabi olursunuz. Peki neymiş? Veya Kur'an Müslümanı diye. Kur'an Müslümanı. Kur'an size yeter diye diyen adam tefsir yazıyor. Madem yeterdi niye tefsir yazıyorsun? Alimleri aranızda, Kur'an'ı aranızda sokmayın diyor. Kur'an'ın anlama yöntemi, taktiklerini attığı kitap yazıyorsun. Utanmadan az konuşmak hakkında 10 saat konuşuyorsun. Peki, Kur'an sana yetere sözüne ittiba etmek
Kur'an'a ittiba etmek midir? O sözü söyleyene ittiba etmektir. Oysa Kur'an peygamber ittibayı emreder. Bilmiyorsanız bilene sorunuz. Hani Kur'an bize yeterdi? Niye konuşuyorsun? Niye tefsir ediyorsun? Kur'an yeterdi mesela, çıksana aradan. Sahtekar. Şimdi o hadiste gördüğünüz bir yanlışı elinizde. Bu halifelere ait. Müslümanlar Müslüman, düşmanlık olur yoksa. Halifelerin vazifesi. Gördüğünüz bir yanlışı dilinizde, alimlere aittir bu. Kalbe buz etmek de senin ve benim gibi cahillere aittir. Hay Allah razı olsun ya. Bugüne kadar daha ilk defa duydum hocam. İlk defa mı duydun? İnan ol, ilk defa duydum. Yoksa çok azap çekiyordun değil mi abim? Evet. Ben ilk defa bunun açılımını ilk defa duydum. Ya. Ne kadar zulüm. Mesela Allah bir insanı yaratacak, soru sormayacak. Olur mu diyor. Kutuplarda, Sibirya'da. Abim sen söyle. Allah sana yüklediği manalara göre hesap sorma hakkı yok mudur? Var. Peki herkese sana kadar vermiş midir? Hayır. Vermemiş. Peki vermediğine hesap sorulur mu? Başka bir işlemi var onun. Mesuliyet, o vazifeyi yapmamakta sorumluluğun olması demek. Adem sende. Bana ne diyemezsin? Şey, adam sende. Bana ne diyemezsin? Bir şeyde hesaba çekileceksen o işin mesuliyetini de derüfte etmişsin demektir. Mesul değilsen hesapta olmaz. Başka bir şey. Bak. Hem nasıl ki İmam-ı Azam amelde imamı, bak İmam-ı Azam amelde. İmam-ı Azam nerede imamımız biz? Kıraatta. İmam-ı Azam'dan değil, İmam-ı Azam'dan. İmam-ı Maturidi İtikatta. Eşari, Hanbeli, Maliki, Şafii'nin itikat imamları. İtikatta sorumlu oldukları gibi sen de risalelerin imani mevzularında mı yoksa hüküm ve ahkam makamı olan laikalarda mı ihtisasın var? Ahkam makamı ki laikalara hakim olma manasında manası olan dershanelerde yaşanan bir hayattan mı geldin? Şimdi adam Nurculuk adına beyanat veriyor. Nurculuk adına doğrudur yanlıştır tahlilini yapıyor. Sen dershanecilik hayatın var mı? Laikalara bağlı mısın? Ya ben lisan okuyorum. Peki Ahmet'i imamın kim? İmam Azam. Dikkatta İmam Maturidi. Kıraatta İmam Asım. Peki sen laikalara hakim misin? Yok. Nasıl böyle meşrette veya sevk idarette karar veriyorsun? Laika tabirlerin içini yaşanan ve öteden beri tevarüsen gelen nurculuk hayatıyla doldurulur içi. Laika tabirlerin içini yaşanan hayatla doldurulur, lügatta değil. Mesela lügatta sadakat, bir hakikat uğruna samimi olmak. Ne oldu lügatta şimdi, oldu mu ya? Laikaların içerisi yaşanan bir nurculukla olur. Dershanecilikle olur. Sahabe, tabi'in ve muhaddis uleması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne o kadar aşina, ünsiyet peyda etmişler ki onun sözü müdür? Neyi murat etmiştir? Bilirlerdi. Laikaları hakim olmak dershanecilikten geçer. Onların sözü nurculuk adına müteberdir. Cemaat adına müteberdir. Yaşanan bir dershanecilikten laikalara hakimiyet olur. Laikaları bilmeyen de nurculuk adına ahkam ve meşveret edemez, rey beyan edemez. Başka 2-3 tane kaldı, kesiyorum. Hiçbir kişinin fikri risalelere karşı olmadığı gibi risalelere zıt olan hiçbir hatıranın nurculukta bir kıymeti yoktur, nazara alınmaz. Şimdi uçurulan uçurtmalar var, hatıralar. Külliyata zıt. Külliyata zıt olan hatıraları çöpe atacaksınız.
Hiçbir birinin değeri yoktur. Risalelerde var olan manaya paralel gidiyorsa değeri vardır. Hatıralar külliyatta çatışıyorsa bilin ki parmak var orada. Hiçbir değeri yoktur. Kişinin kişiye özelidir. Ümmeti ve cemaati bağlamaz. Hiçbir sari net ifadeler zıtlarına temin edilemezler. Edilseler edilmeyecek ortada bir şey kalmaz ki o zaman hakikaten ortadan kalkar. Şu, mesela gitmeyin, içmeyin, yapmayın gibi ifadeler sarihtir. Tersiyle anlaşılamaz. Anlaşılıyorsa Risale-i Nur'a bilerek veya bilmeyerek yanlışlık, ihanet yapılıyor. Mesela ustam diyor ki yapmayın. Sen şimdi ondan yapın anlaşılır mı? Nasıl çıkartıyorsun? Sari ifadeler tevil edilemez. Tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Risale-i Nur'da hizmette laikalar dusturlardır. Bak şimdi, bizi laikalar idare edecektir. Laikalar bir dershanede hakim değilse, kişi hakimiyeti var demektir. Kişi hakimiyetini ortadan kaldıran laikaların hakimiyetidir. Laikalar da dört tane esas üzerine gider. Esasattır, muhkemattır, zaruriyattır, müsellemattır. Onu izah edeceğim, kesiyorum. Zaman geçti mi diyorum. Esasat, muhkemat, zaruriyat, müsellemat. Bunları birbirinden ayıran laikalardan ahkam çıkarılabilir. Sari olmayanlardan. Mesela esasat nedir? Temel kök, ihlas, sadakat gibi sari emirlerdir. Üstad diyor ki ihlas risalesine esasatımızdır diyor. Ne demek? Kök, temel, ihlas ve sadakat gibi sari emirlerdir. Yap. Bunlar esasımızdır. İhlas dusturumuz esastır. Muhkemat, onu okuyorum, kesiyorum muhkemat. Musallamat, zarrat okuyacağım. Manası açık, tevil olamazlar. Manası açık, muhkemat, yani muhkematı konuşuyorum. Manası açık, terslerine tevil edilemezler. Zaruriyat ise, zaruri düşünceler değil, açık fiili emirler. Fiillerdir yani. Bak, zaruriyat neymiş? Zaruri düşünceler değil, açık fiillerdir. Fiillerden bahseder. Zaruriyat. Mesela, haberleri takip etmeyin diyor. Ederseniz, ya aklını dağıtır manevi bir divane olur, ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Bize basit geliyor. Niye? Allah'ın rububiyetini sorgulamaya vesile olur. E olur mu ya, nasıl oluyor falan. Biz hikmetini göremediğimiz için takip etmeyin kardeş. Ruh istiyor, ruhunun selametini istiyorsanız. Musallamat son kelimemizdi. Duyduğunda hemen kabul olanlar. Mesela dershanecilik, kitap okumak gibi. Bunlar musallamattır. Dershanecilik bizde şart, kitap okumak şart. Demek ki bizi bu laikalardan çıkarttığımız muhkemattır, musallamattır, zaruriyattır, esasattır. Esasat neymiş? Kök, temele denilir. Sadakat, ihlas gibi. Esas buydu. Esasat buydu. Muhkematta manası açık tevil yoktur. Zaruriyat, düşünceler değil, fiilli emirlerdir. Sana bırakmamış, böyle yap'dır. Musallamat ise duyduğunda hemen kabul olanlar. Mesela dershanecilik ve risale ediyor. Orada gösterince hemen kabul olan şeyler. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavatır.